Bu soruda A ve B verilmiş, birinin negatif, birinin pozitif olduğu söylenmiş. A sıfırdan küçük denilmiş, yani negatif, B sıfırdan büyük denilmiş, yani pozitif. Ve şu ifadenin aşağıdaki şıklardan hangisine eşit olduğu söylenmiş. Yine mutlak değer konusu şöyle bakıyoruz. Büyükten mi küçüğü çıkartmışım, küçükten mi büyüğü? A, B'den küçük, negatif bir şey. Dolayısıyla 2A da negatif olur. 2A eksi B, B pozitif olduğu için eksi B negatif olur. Dışarıya negatif olan bir şey çıkar. Dolayısıyla bunu negatife göre işleme sokacağız. Ama bundan önce bir şeye bakalım. Mutlak değerlerde negatif konusunda iki tane olasılık söz konusu. İçeridekilerin ikisi de negatif mi? Yoksa biri negatif, diğeri pozitif mi? Eğer ikisi de negatifse şunu şu şekilde çıkarabiliyordum. Yani bunu A ve B diye düşünelim. Şöyle eksi 2, eksi 3 daha eksi 5 dışarıya 5 çıkıyordu. Dolayısıyla eğer A eksi B gibi düşünürsem bunu pardon eksi A eksi B gibi düşünürsem dışarıya A artı B diye çıkarıyordu. Yani eksi A eksi 2, eksi 3, eksi B'ye eşit olduğunda dışarıya A artı B diye çıkarıyorum. Diğer durumda ise eksi 2 artı 1 eksi 1 olur. Dışarıya artı 1 çıkıyordu. Ben de bunu diyordum ki ya eksi A artı B gibi bir şeyse ben bunu dışarıya B eksi A olarak çıkarayım diyordum. İki farklı durum söz konusuydu. Şimdi bakalım burada hangi durum söz konusu? Pozitifte zaten direkt çıkarıyoruz. Negatifte de her iki durumda da aslında başına eksi getiriyoruz. Ama pratik olsun diye böyle de bakabiliriz. Şimdi 2A eksi B. 2A eksi B'nin negatif olduğunu ben biliyorum. Çünkü bu da negatif, bu pozitifti. Başına eksi geldi, bu da negatif. Negatiften negatif çıkarırsam negatif olur. Eğer içerisi negatifse başına eksi getirerek çıkarıyorum. Eksi eksi B diyorum. Geldim buraya. 2B eksi A pozitif. Çünkü B pozitifti. A negatifti ama başına eksi getirdim. Dolayısıyla bu pozitif bir şey. Pozitif şey dışarıya aynen çıkar. 2B eksi A. Şimdi bakalım. Eksi 2A eksi eksi B. Şunları temizleyelim. Artı B olsun. 2B eksi A. Ne oldu? 3B eksi 3A oldu. Bunu da 3 parantezinde şöyle yazabilirim. B eksi A diyebilirim. Baştaki anlattığım şey kafa karıştırmasın. Aslında onu anlatmasam da olurdu ama pratikleşmek için önemli. Bir eksi 2 eksi 3 durumu vardır. Bir de eksi 2 artı 1 durumu vardır negatifte. Yani iki tane durum var. Birinde ikisi de negatif sayı, birinde biri negatif, biri pozitif sayı. Bunu mutlak değer dışına çıkartmanın kolay yolu bu a eksi b ise b eksi a yazmaktır. Diğerinde de eksi a eksi b ise veya bu a ya b olsun, a eksi 2 olsun, b eksi 3 olsun, eksi a eksi b yazarak dışarıya çıkarıyoruz. Çünkü içeride eksi 2 eksi 3 olduğu için ikisi de artı oluyor. Bu negatif durumlardaki pratik yöntem. Ama diye bu kafanızı karıştırıyorsa her iki durumda da başına eksi getirerek biraz daha yavaş bir şekilde ama çözebilirsiniz. Yani bu negatif her birinin başına eksi getirerek çıkarayım diyebilirsiniz.